Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Akyüz. Nisan'ın son haftasını yaşıyoruz. Havalar birdenbire ısınmaya başladı. Ana ara ızgaralarını takmaya başlayacağım bu sene. Bu seneki ana ara ızgarasını takma yöntemim biraz farklı. Katları atarken koydum. Size anlatacağım konu buzdolabındaki avantajlar. Yaklaş biraz, gel canım. Gel. Ve ana rüzgarlarını temizlemek bayağı zahmetli. Bunun temizleme seçeneklerinden bahsedeceğim size. Şimdi öyle bir buzdolabınız varsa bal eritme, bal diyorum. Bal mumu eritme için kullandığınız, güneş enerjisini değerlendirdiğiniz bir sistemimiz var ise bunları içinde koyarak kısa bir şekilde yorulmadan bunu yapabilirsiniz. Artı bunu siz eğer bir kazanınız varsa sıcak su eklersiniz. Bayağı sıcak olacak. Batır çıkar, batır çıkar, bal mumları gider ve arıların yukarı çıkıp inmelerinde daha avantajlı bir yol sağlanmış olur. Şimdi bunlar geçen gün bayağı doluydu yani. Bunları böyle teker teker temizlemek bayağı zahmetli. Artı taraklarla temizlemek bayağı zahmetli. Bunları ne yaptık biz? Dün akşam bıraktık. Şu an saat öğleden sonra saat 1. Bunları çekeceğiz. Bayağı çektik. Gel göster. Gel, açalım biz daha. Hızlı davranacağız ki çünkü bal mumu kokusunu alan arılar hemen geliyor. Bu şekilde vuruyoruz ve hazır. Tertemiz oluyor. Bunu çektik. Hızlı bir şekilde arılar gelmeden önce. Bayağı sıcak. Bunlar hep doluydu, kapalıydı. Dediğim gibi eğer öyle bir seçeneğiniz yok ise, buzdolabında eritme sisteminiz yok ise, güneş enerjisini eritme sisteminiz yok ise, siz sıcak suyun içerisinde bunları batır çıkar. Mesela bakın buraları tamamen kapalıydı. Arılar ne hikmetse kapatıyor bunu. Bu da tamam. Bu tür güneş enerji sistemine bayağı sıcak dokunamıyoruz. Bu tür sistemlerin bütün işletmelerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok kullanışlı, çok avantajlı. Bu şekilde çerçeve koyuyorsunuz. Tertemiz alıyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Zamanla bunu karıştırıyorsunuz. Hızlı davranayım ki arılar gelmesin. Geçen gün buna eklemiştik. Daha sıcaklık tam kendini hissettirmedi. Kısa bir süre sonra hissettirecek. Bunu böyle arada bir temizlersiniz. Bu şekilde karıştırırsınız. Karıştırdığınız zaman alttaki mumlar neyse ben kapatayım bunu. Çünkü bu saatlerde açıp kapatmak arıların cazibiyetini arttırıyor. Karıştırdıktan sonra buradan akacak ve aşağı bal mumları birikecek. Bayağı bal mumu topladık, biriktirdik bu sene. İki tane kullanıyorum. Neden iki tane kullanıyorum? Hem fazla birikme olmadığı zaman daha çok hızlı erime oluyor. Artı bizim mesela özellikle Ağustos'ta balsamından sonra bayağı eriteceğimiz mumlar oluyor. İkisini de kullanıyorum. İkisini de kullanılmasını tavsiye ederim. Diğer metal ızgaraları, aslında metal ızgaraları temizlemek en kolay iştir. Metal oldukları zaman. Neden? Bunu şalamayla ateşi verdiğin zaman hemen erir. Çok güzel pırıl pırıl oluyor. Plastikler de güzel, ekonomik ve kullanışlı. Bunların farklı farklı markaları var. Plastiklerde bayağı sıkıntı var. Hangisini önerirsin? Metali öneririm. Metal iyidir. Ama metalin çerçeveleri de tam olmayınca oradan sıkıntı olabiliyor. Ama her zaman metal en pahalısı olmasına rağmen uzun vadede düşüneceği zaman metal en iyisi. Temizlemesi bakımından, dayanıklılık bakımından, arıların kullanabileceği geçitler bakımından çok avantajlı. Öyle ızgaralar var ki yani bütün bir sezonluk emeğinizi bile heba edecek kalitede düşük ana arı ızgaraları var maalesef. Yani daha fazla bal alayım derken size daha olumsuz sonuçlar yaratabiliyor. Bu konuda dikkat etmeniz lazım. Yani bayağı araştırdıktan sonra bu işi bilenlerin daha önce kullananların önerisini aldıktan sonra kullanmanızı tavsiye ederim. Biz bu ızgaraları katlarla beraber biraz sonra katların altına koyacağız. O şekilde işimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bütün arıcı arkadaşlara bereketli sezonlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.